Selamünaleyküm arkadaşlar. El Emekleri 16 YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sizlere bugün sıralı güzel bir iğne oyası modelinin yapımını anlatacağım inşallah arkadaşlarım. Burada kullanacağımız ipimiz, ben suni ipek kullanıyorum. Oyalının ipi bu kullanacağım ipimiz. Sizler lacivert olan tonlarındaki ipimiz. Sizler evinizde normal oya ipinden de yapabilirsiniz. Masralardan veya bunlar gibi suni ipek de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben hazır olan tülbent kenarına başlayacağım modelimizi. Model çalışacağım için bunlar gibi hemen üzerine çalışmalar da bazen yapabiliyorum arkadaşlarım. Sizler yapacağınız yere göre zürafamızı yapıp üzerine bu modelimizi çalışabilirsiniz. Bunları beyaz tülbentlerde, melit örtülerinde de çok yakışan güzel bir modelimiz arkadaşlarım. Buyurun hep birlikte yapım aşamalarına başlayalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim diyerek arkadaşlarım burada hemen isterseniz kıvırarak da yapabilirsiniz. Ben zürafayı bu şekilde kıvırıyorum ama bunun kenarı dikik olduğu için hemen burada bir sıra zürafa yaparak üzerine modelimizi çalışacağız inşallah. Altta bir sıra zürafamızı yaparak hazırlayalım arkadaşlar. Ben bu hazır tülbent olduğu için, yemeni olduğu için kenarı dikilmiş. Bu şekilde yapıyorum zürafaları. Sizler kıvırarak da yapabilirsiniz. Veyahut da yapılmış hazır satılan yeminlerden varsa üzerine bu şekilde de çalışabilirsiniz arkadaşlarım. Bunu biraz daha yaparak ilerletelim. Üst modelini hep birlikte çalışalım inşallah. Model çalışacağım için arkadaşlarım biraz ben zürafamızdan yaptım ve burada bıraktım. Üzerine kuyumcu kafes dediğimiz modelimizi devam ediyoruz ikinci sırada. Bakın burada hemen göstereyim tekrar. Buranın yapımı da çok kolay. Bunu oyu olarak da peçetelerde, havlularda, birçok tülbentlerde de sadece yaparak da kullanabilirsiniz arkadaşlarım. Bakın yanındaki zürafaya batıyorum. İpimi burada biraz uzun bırakıyorum. Bir yanındaki zürafaya batıyoruz. Düğümümüzü atıp tekrar aynı yuvanın içerisine geri dönüyoruz. Aşağı inerken bu şekilde yaparak iniyoruz. Arkadaşlar bunu isterseniz boncuklu olarak da yaptığınızda çok güzel olacaktır. İnşallah bir bölümünde de yine başka bir videomuzda boncuklu da gösterebilirim. Bu şekilde yapalım. Bir yanındaki zürafaya batıyoruz. Yapmış olduğumuz buradaki gözümüzün içine geri dönüyoruz. Bir yanındakine zürafamızı biraz daha ipimizi boluk bırakarak batıyoruz. Yanındaki zürafaya batıyoruz. Düğümümüzü atıp aynı yere tekrar geri dönüyoruz. Bir yanındakine batarak devam ediyoruz. Bu ikinci sıramızda bu şekilde yapalım arkadaşlar. İkinci sıramızda bu şekilde tamamlıyoruz. Bir üst sırasında modelimizin yapımını devam ediyoruz. Bu şekilde de bırakabilirsiniz. Eğer daha hafif model istiyorsanız bunu boncuklu olarak da inşallah başka bir videomuzda paylaşacağım. Burada üçüncü sıramızda modelimizi yaparak devam ediyoruz. İpimizi sabitliyoruz. İçerisine, buradaki tepelerin içerisine bunu beşli, altılı veya daha fazla da yapabilirsiniz. Pırpır sayılarını daha büyük istiyorsanız dağ yapımlarının üstteki küçük dağlarımız, yapraklarımız olacak.
Bu şekilde arkadaşlar elimizde büyüklüğünü ayarlıyoruz pırpırımızın. Ben 6 tane yaptım. Sizler 5'li de yapabilirsiniz. Bakın bu şekliyle de yine yan yana yaptığınızda bir ortaya bir sonrakine bu da farklı bir iğne oyası modeli olacaktır. En baştaki pırpırımızın içine geri dönüyoruz. İpimizin boyunu ayarlıyoruz. Bakın burada ne çok sıkı ne çok bol bırakalım. İpimi sabitledikten sonra baştaki pırpırımızın içerisine küçük bir pırpır yapıyoruz başta. Uzatmış olduğumuz ip arada kaldı. Hepsinin tepesine batarak buraya kadar geliyoruz. Hepsinin tepesine batarak geldik. Bakın burada 1, 2, baştaki pırpırımızı yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5 tane gözememiz oldu. Tekrar pırpırın yanındaki zürafamızın içine ipimizi geriye doğru attırarak boyunu ayarlıyoruz. Buradaki boyları çok önemli arkadaşlar yaparken. Bu tarafta çok bolluk kalmaması için ayarladıktan sonra hemen aynı yerin içine küçük pırpırımızı yapıyoruz. Eksilterek devam ediyoruz yaprağımızı burada. Bakın hemen yanındakinin içine. Bir yanındakinin içine batarak bu şekilde yaparak devam ediyoruz arkadaşlar. Al sırada 5 taneydi. Bakın burada 1, 2, 3, 4 tane kaldı. Eksilterek bu şekilde devam ediyoruz. Yine pırpırımızı yapıyoruz. Modelimiz bakın meydana çıkmaya başladı. Hem gösterişli hem de çok kibar duran bir model. Bunu Mevlüt örtülerinden yine beyaz tülbent yazmalarda birçok yerde havlu kenarlarında kullanabileceğiniz güzel bir model arkadaşlarım. İki tane kaldı. Tekrar geri dönüyorum. En son bir tane kalana kadar yaptık. Burada tepesine pırpırımızı yaptım. Büyük veya küçük olursa hafif bollattığınızda ayarlayabilirsiniz boyunu. Bakın bu şekilde yaprağımız tamamlanmış oldu. Yanındakine değil bir yanındakine bolluğunu ayarlayarak ipimi uzatıyoruz. İpimiz bu şekilde. Hafif yandıracak şekilde ayarlayalım arkadaşlar. Aynı burada yaptığımız işlemi buraya da yaparak devam edelim. Aralarda bir tane boşluk bırakıyoruz. Burada yine aynı buranın içerisine 6 tane pırpırımızı yaptım ve geri dönüşlerde burada baştaki olan pırpırımızın içine küçük pırpırlar yaparak modelimizi devam ettiriyoruz. Eksilterek yine bir tane kalana kadar bu şekilde yapıyoruz.
İpimizi yine geri alıyoruz. İlk battığımız yere küçük bir pırpır yapıyoruz. Yanındakine batarak her sırada eksilterek yaprağımızı devam ediyoruz arkadaşlar. Bir tane kaldı. Bakın tepeye battım. Geriye batıyorum. Buranın içerisine de bir tane pırpır yaparak boyunu ayarlıyoruz. Hafif yan olacak şekilde ipimizin uzunluğunu ayarlayıp bu şekilde modelimiz devam ediyor arkadaşlar. Yine aynı yerin içerisine bakın aynı yaptığımız gibi pırpırlarımızı yaparak modelimizi bu şekilde geri dönerek eksilterek devam ediyoruz ve en son tepeye de pırpır yaptıktan sonra o yanındakine değil onun bir yanındaki zürafamıza batarak modelimizi bu şekilde devam ettiriyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde modelimizin yapımı bir tane kalana kadar devam ettik ve tepesine tekrar batıyoruz. Burada pırpırımızı yaparak yine boyunu ayarladıktan sonra ipimizin yanındakine değil onun bir yanındakine batarak bu şekilde boyunu da ayarlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlarım üçüncü yaprağımızı da burada tamamlamış olduk. Modelimizin yapımı aynı şekilde birer tane ara vererek buradaki modelimize boşluk bırakıyoruz. Bir sonrakine 6 tane pırpırımızı yapıyoruz. İçerisinde yine yaprağımızı eksilterek tepeye kadar çıkıp daha sonra bitirdiğimizde tepeden boyunu ayarladıktan sonra arkadaşlarım bu şekilde ipimizde uzunluk bırakarak bir sonrakine aynı modeli çalışarak devam ediyoruz. Gayet şık ve gösterişli duran bir model. Bunları istediğiniz yerlerde kullanabilirsiniz arkadaşlarım. Kanalımızda birçok iğne oyası modellerimiz mevcut. Sizler de ziyaret ederek iğne oyası ve diğer paylaşımlarımızdan beğendiklerinizden sizler de paylaşarak bizlere destek olursanız çok memnun olurum. Kanalımızın destek ve büyütme amaçlı sizler de beğenilerinizi ve yorumlarınızı bize bırakırsanız memnun olurum arkadaşlar. Abonelik ücretsizdir. Abone olursanız kanalımızın daha da çok büyümesine vesile olursunuz. Çok teşekkür ediyorum. Bizleri elemeklerim16 Instagram ve Pinterest sayfamızdan da takip edebilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Sağlıklı mutlu kalınız inşallah arkadaşlar.